Yorulduğumuzda bizim yaptığımız otomatik bir hareket vardır. Gözümüzü ovalarız. El hijyenimize dikkat ediyoruz. Ama günde 100 kere 1000 kere elinizi yıkayamazsınız. Belli bir sayıda yıkıyorsunuz. Koronavirüs göz göre göre gelebilir. Aman dikkat. Uzmanlara göre ölümcül virüs ağız ve burundan olduğu gibi gözden de bulaşabiliyor. Gözümüzün ön kısmını kaplayan şeffaf bir tabaka var, mukozo dediğimiz. Nasıl ağzımızın ve burnumuzun içini kaplayan tabaka da korumasızsa, bu da aynı şekilde korumasız olabilir. Koronavirüsün en çok bilinen belirtileri yüksek ateş ve öksürük. Ama bir nokta daha var ki çok çok önemli. Bu virüs gözden de bulaşabildiği için gözdeki bazı değişimlerde hastalığın belirtisi olabiliyor. İşte o belirtiler. Göz hastalıkları ve cerrahisi uzmanı paylaşılan son makaledeki bulguları anlattı. Nedir bunlar? Gözünüzde durup dururken normalde olmayan bir ağrının olması, gözde durup dururken bir sulanmanın olması ya da pembe göz, kızarık gözle koronavirüs şüphesiyle hasta gelebilir. Koronavirüs göze iki yolla giriyor. Havadan ya da elin fark edilmeden göze sürülmesiyle. Ağzımız burnumuzu maskeyle kapadık ama gözümüzü koruyamadık. Karşımızdaki kişi yüzümüze doğru hapşurdu. Gözümüzün içerisine bu virüsü ekebilir. Artık birçok kişi maske takıyor. Sokağa çıkan, işe giden, toplu taşıma aracına binen ki zaten bazı noktalarda maskesiz dolaşmak da yasak. Maske takarak ağzımızı burnumuzu virüsten koruyoruz ama en az ağız burun kadar gözleri de virüsten korumak önemli. Gözü nasıl koruyacak vatandaşlar? Özel gözlükler, koruyucu gözlükler var. Bunu sanayide çalışan insanlar bilirler. Bu gözlüklerden alabilirler. Numarasız gözlükler bunlar. Bu gözlükleri bir koruyucu kalkan gibi takabilirler. Gözlerinizde bir anormallik sezdiyseniz yapılacak tek şey doktora başvurmak.